Uzay araştırmaları eskiden ulusal bir işti. Sovyetler Birliği'nin ve Amerika'nın ulusal uzay araştırma daireleri vardı. Tabii daha sonradan bu olay özel sektöre kaydı. SpaceX ve Blue Origin gibi özel şirketler kendi roketlerini tasarladılar ve kendi araçlarını uzaya gönderdiler. Bu şirketlere bazı devletler rakip olmaya çalışıyor. Örneğin Japonya Uzay Araştırma Ajansı. Tam 9 yıldır üzerinde çalıştıkları H3 adlı roketi 7 Mart 2023 tarihinde fırlatma denemesi yaptılar. Ancak deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Peki Japonya gerçekten SpaceX'e rakip olabilecek mi? Uzay taşımacılığı pazarında kendine yer bulabilecek mi? Uzay araçları farklı bölümlerden oluşur. Bu bölümleri roket kısmı ve mürettebatı taşıyan kısım olarak ikiye ayırabiliriz. Uzay aracı yükselmek için roketlere ihtiyaç duyar. Roketlerin içerisindeki yakıt bittiğinde ise onlardan kurtulması gerekir. Çünkü artık gereksiz bir yük haline gelmişlerdir. Uzay seyahatlerinin çok yüksek maliyetli olma sebeplerinden biri de yeniden kullanılamayan roketler olarak görülebilir. Yeniden kullanılamayan roketler, An Expendable Launch Vehicle ya da kısaca ELV olarak adlandırılır. Yani tek kullanımlıktır. Mürettebatı taşıyan bölüm, dünyanın çekim alanından kurtulduktan sonra roketlerden ayrılır. Roketler ise yer çekimi etkisine kapılarak dünyaya çakılırlar. Çakılan bu roketlerin onarımı da yüksek maliyetlere sebep olur. Aynı zamanda onarmaktansa yenisini yapmak daha sağlıklı ve güvenlidir. Ancak bu iş ulusallıktan çıkıp ticarileşmeye başlayınca işler biraz değişti. Hepimiz biliyoruz ki ticari şirketlerin ticari kaygıları vardır. İnsanları uzaya çıkarmaya amaçlayarak kurulan SpaceX veya Blue Origin gibi şirketler, uzaya çıkma maliyetini minimuma indirmek için çalışıyorlar. Bunun için de imkansızı başarma peşindeler. Yolcuları uzaya fırlattıktan sonra fırlatma roketlerini tekrar dik bir şekilde yeryüzüne indirmek için çalışıyorlar. Hatta başarılı da oldular. Bu tarz roketlere ise Reusable Launch Vehicle ya da kısaca RLV deniyor. Yani yeniden kullanılabilir fırlatma aracı. Bu da roket maliyetini önemli ölçüde düşüren bir gelişme. Bu şirketler o kadar başarılı oldular ki NASA ile ortaklaşa çalışıyorlar. NASA 2025 yılında Ay'a tekrar insan göndermeyi planlıyor. Bilimsel araştırmalarda kullanılacak araçların taşınması için ise bu ticari uzay şirketleriyle çalışılacak. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı, Japonya Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile de ortak çalışma yürütülecek. NASA'nın 2025 yılı için planladığı Artemis 3 göreviyle Ay'ın hiç keşfedilmemiş olan Güney Kutbu'na gidilecek. Bu görev için 4 astronot görevlendirilecek. Ancak bu kez astronotlardan biri kadın olacak. Artemis projesi Ay'da kalıcı yapılar inşa etmek, Ay'a yerleşmek ve sonrasında Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görülüyor. Hedefin Güney Kutbu seçilme sebebi ise Ay'ın Güney Kutbu'nda donmuş halde suyun keşfedilmiş olması. Ay'a yolculuk sırasında da ticari uzay şirketleri Gateway'e, yani Ay'ın yörüngesinde kurulması planlanan uzay istasyonuna kargolar taşıyacak. Hatta mürettebatı taşıyan Orion adlı aracı da SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle fırlatma fikri düşünüldü. Ancak NASA, Falcon roketlerinin yeterli güce sahip olmadığını düşünerek kendi geliştirdiği SLS roketlerini kullanmayı tercih etti. Bu özel şirketler kendilerini o kadar geliştirmişler ki bazı devletler bu şirketleri rakip olarak görüyor. Örneğin Japonya Uzay Araştırma Ajansı olan JAXA. Japonlar H3 adında bir fırlatma roketi geliştirdiler. Ancak bu roket An Expendable Launch Vehicle, yani tek kullanımlık bir fırlatma aracı. JAXA buna rağmen H3 roketinin fiyatını SpaceX'in Falcon 9 roketiyle rekabet edebilir hale getirmeyi planlamıştı. 2013 yılında geliştirilmeye başlanan H3 roketinin tamamlanması yaklaşık 9 yıl sürdü. 17 Şubat 2023 yılında ilk fırlatma denemesi yapılacaktı. Ancak bir takım arızalar nedeniyle fırlatma ertelendi. 7 Mart 2023'te ise ikinci fırlatma denemesi yapıldı. Fırlatma başarıyla gerçekleşti. H3 roketi içerisinde Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmalarını tespit etmek için kara gözlem uydusu olan Alos 3'ü taşıyordu. Uzay aracı belirli bir irtifada yükselirken bir süre sonra roketin hızının düşmeye başladığı fark edildi. İkinci aşama motor ateşlenememişti. Bu nedenle roket imha edilmek zorunda kalındı ve "kendini imha et" komutu verildi.
Tabii bu olay çok yüksekte gerçekleştiği için yeryüzünden herhangi bir kamera ile görüntülenemedi. H-3 roketi ise içerisinde bulunan Alos 3 uydusu ile Filipinlerin doğusundaki okyanusa düştü. Bu fırlatmayı SpaceX'in fırlatma yayınlarıyla kıyaslarsanız aslında SpaceX'in sadece roket fırlatmadığını, aynı zamanda kendisini dünyaya ne kadar başarılı bir şekilde pazarladığını da görebilirsiniz. SpaceX kendi reklamını o kadar güzel yapıyor ki, roketlerin yörüngeye çıkmasını izlemeyi bırak, mürettebatı taşıyan Dragon kapsülünün uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesini bile canlı yayın olarak göstermişti. Aynı zamanda H-3 roketi Falcon 9 roketine rakip olarak tasarlanmıştı. Düşük maliyeti ve arttırılan fırlatma kapasitesiyle uydu fırlatma pazarına katılması bekleniyordu. H-3 roketinin bu başarısızlığı Japonlar için büyük bir darbe oldu. Bir başka sorun da Japon mühendislerin yeniden kullanılabilirlik konusunda endişelenmeden H-3 roketlerini tasarlamış olması. Eğer yeniden kullanılabilir roketler tek kullanımlık roketlerin önüne geçerse, Japon roketlerinin bu pazarda tutunması gerçekten zor olacak. Alçak dünya yörüngesine bir şey oturtmak kesinlikle kolay bir iş değil. SpaceX bunu her ne kadar kolaymış gibi gösterse de başlangıçta çok başarısızlıkları oldu. Doğrusunu bulana kadar sürekli başarısız oldular. JAXA, H-3 roketinin daha ilk fırlatma denemesini gerçekleştirdi. Önemli olan zaten başlamak. Doğrusu elbet bir şekilde bulunacaktır. Sonuçta ne demişler? Büyük başarıların arkasında büyük başarısızlıklar yatar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Konu hakkındaki düşüncelerinizi de yorum olarak bırakabilirsiniz.